Bütçe görüşmelerinin sonuna geliyoruz. Aynı zamanda yeni bir yıla giriyoruz ve halkın iktidara hazırladığı bir karneyi buradan açıklamak istiyorum. Önce karnede bulunan dersleri ve bu derslerden niye kaldığınızı açıklayacağım. Karnede bulunan dersler adalet, demokrasi, eğitim, liyakat, ekonomi, özgürlük, tarım, ekoloji ve sağlık derslerinden oluşuyor. İlk ders olan adalet dersinden maalesef kaldınız. Hukuk dışına çıkarak ve geçerli bir açıklama yapılmadan binlerce KK'li insanı işlerden attınız ve itibarlarını yok saydınız. Binlerce hasta tutuklu ve hükümlü var. Tedavi hakları engelleniyor. Haksız yere tutuklanmış binlerce siyasetçi hala cezaevinde adaleti ve adil yargılamayı bekliyor. Hukuksuzluğa karşı cezaevlerinde açlık grevleri devam ediyor. Dışarıda da anneler barışı temsil eden beyaz tülbentleriyle adalet nöbeti tutuyor ve adalet dersinden sıfır aldınız. Demokrasi dersinde de maalesef kaldınız. Halkın iradesini yok sayarak kayımlarla belediyeleri gasp ettiniz, seçilmiş belediye başkanlarını cezaevine attınız. Hatay halkının iradesini yok sayarak Anayasa Mahkemesi kararına rağmen hala Can Atalay cezaevinde rehin bulunuyor. Eğitim dersinden de kırık not aldınız. Okulda bir öğretmen odası var. Bu odada baş öğretmen, uzman öğretmen, kadrolu öğretmen, aday öğretmen, sözleşmeli öğretmen ve hiçbir hakkı bulunmayan ücretli öğretmenler bulunuyor. Dışarıda da ümitsiz bir şekilde atama bekleyen öğretmenler var. Öğrenciler gecenin karanlığında aç bir şekilde okula gidiyorlar, aç dönüyorlar. Öğrencilere bir öğün yemek verme önerimizi reddettiniz. KYK yurtlarında yemekler yenilmiyor, ihmaller sonucu öğrenciler ölüyor. Liyakat dersinden de kaldınız. Getirilen mülakat sistemiyle kamuda liyakatı ortadan kaldırıp itaati esas aldınız. Kitlerin yönetimlerini siyasi torpillerle doldurarak zarar eden kurumlar haline getirdiniz. İşe gitmeyen, maaş alan bir sınıf oluşturdunuz. Verilen paraya da huzur hakkı adını verdiniz. Ekonomi dersinden de kaldınız, sıfır aldınız. Yoksulluk sınırı 45 bin, açlık sınırı 14 bin, emekli maaşı 7500 ve asgari ücret 10.402. Ekonomi Bakanı mecliste sunumunu yaparken biz halkı enflasyona ezdirmedik diyor. Bu açıklama halkla alay etmekten başka bir şey değildir. Özgürlük dersinden de kaldınız. İnsanlar düşüncelerini hiçbir ortamda rahatça dile getiremeyeceği bir Türkiye gerçeği yarattınız. İktidarı eleştiren kamu çalışanlarını işten attınız. Sosyal medyada insanlar bir yorum yapmaktan korkuyorlar. Tarım dersinden de kaldınız. Geçen seneye oranla her şeyin fiyatı %100'ün üzerinde artarken mısıra %6 zam yaptınız. Fiyatını 6 lira çıkardınız. Limon dalında kaldı. Üretici perişan halde ve üretici sayenizde limon ağaçlarını kepçeyle hasat etti ve ağaçları söktüler. Ekoloji dersinden de kaldınız. Güvenlik gerekçesiyle milyonlarca ağacı kestiniz, ormanları yaktınız. HES ve barajlarla nefes aldığımız alanları yok ettiniz. Sağlık dersinden de kaldınız. Türkiye'de 3000'e yakın SMA hastası var. Bu hastaların tedavi masrafları devlet karşılamıyor. Her geçen gün çocuğun ellerinin arasında kayıp gidişini izleyen çaresiz anneler, babalar iktidara sesleniyor. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyor. SMA'lı bebeklere kayıtsız kalmayın diyor. Bir ülkenin itibarı yurttaşlarına ne kadar değer verdiğiyle ölçülür. İHA'larla, SİHA'larla ölçülmez. 20 yıllık evet, bu saydığım bütün derslerden kaldınız ama 3 dersten 100 aldınız. 22 yıllık iktidarınız süresince tartışmasız en başarılı olduğunuz dersler yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar oldu. Genel Kurulu halkımızı saygıyla selamlıyorum.